Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugünkü dersimizde e, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları ile ilgili karma bir soru çözümü yapacağız. E, şimdi gelin hep birlikte başlayalım ve bu sorularla da tamlamalar konumuzu pekiştirmiş olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Diyor ki sorumuzda bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisi isim tamlamasıdır? Şimdi bakalım altları çizilmiş bölümlerimiz var burada numaralarımız tam görünmüyor. Acaba hangisi isim tamlaması ona bakalım. Bir hatırlayalım isim tamlaması olması için ne olması gerekiyordu? İki ismin bir araya gelmesi gerekiyordu. Birinci isme tamlayan ikinci isme tamlanan diyorduk. Ve eğer ismimiz birinci ismimiz yani tamlayanımız ilgi eki dediğimiz ın, in, nın, eklerini alırsa ve ikinci ismimiz iyelik eki ı, i, s, si ya da su, su, alırsa ne oluyordu? Belirtili isim tamlaması oluyordu. Ee, birinci kelimedeki ilgi eki düşer de sadece iyilik eki kalırsa ikinci isimde buna belirtisi isim tamlaması diyorduk. Ve bir üçüncü isim tamlamamız da zincirleme isim tamlamasıydı. Ee, en az üç isimden oluşacaktı. İçerisinde gizli başka bir isim tamlaması bulunacaktı. Şimdi bakalım acaba hangisi isim tamlaması? Evet. Az yiyerek bir ya da iki ayda birkaç kilo verilebilir. Burada birkaç kilo. Bakın kilo burada isim ama birkaç demiş. Buradaki birkaç isim değil. Kaç kilo? Birkaç ya da hangi kilo? Birkaç. Buradaki birkaç bir sıfattır. O halde ben birkaç kiloyu e, isim tamlaması alamam. Bu nedir? Sıfat tamlamasıdır. Evet bu bir sıfat tamlamasıdır. Devam ediyorum. Ne yazık ki çoğu insan vermeleri gereken kilo miktarı 10 veya 20 olana dek ciddi bir perhize başlamıyor. Şimdi burada çoğu insan. İnsan isimdir. Hangi insan? Çoğu. Bakın belli belirsiz karşılıyor. O halde buradaki çoğu insanda yine nedir arkadaşlar? Bir sıfat tamlamasıdır. Bu da isim tamlaması değil. Ciddi bir perhiz. Bakın şimdi ciddi bir perhiz. Perhiz isim. Nasıl perhiz? Ciddi bir perhiz. Burada hem bir niteleme sıfatı var ciddi hem de burada bir nedir? Belgesi sıfat. O halde perhizin nasıl olduğunu gösterdiği için bu da yine bir sıfat tamlamasıdır diyeceğim. Bu aşamaya gelindiğinde de bir hekime ya da bir beslenme uzmanına başvurmaktan başka yapacak bir şey yoktur. Bakın bu aşama, aşama da burada yine isimdir. Hangi aşama? Bu aşama. Bu burada ne yapıyor? Onu işaret ediyor. O halde buradaki bu aşamada yine bir sıfat tamlamasıdır. Beslenme uzmanına başvurmaktan başka yapacak bir şey yok. Beslenme uzmanı. Bakın uzman burada isim. Beslenme isim. Ne demiş beslenme uzmanı? Birinci kelimede herhangi bir ilgi eki, tamlama eki yok. Ama uzmanı dediğimde ikincideki şu ı eki, iyilik eki olduğuna göre burada benim isim tamlamam nedir? Beslenme uzmanıdır. Yani buradaki beslenme uzmanı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. O halde doğru cevabım E seçeneğidir. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. <laughs> Aşağıdakilerin hangisinde? aynı cümlede birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır. Neydi sıfat tamlaması? Bir sıfatla bir ismin birleşmesinden oluşacaktı. Sıfatlar ön antlı biliyorsunuz isimlerin önüne geliyordu. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması bulunmaktaydı. Şimdi bakalım ismi niteleyen, belirten sözcüklerle bir tamlama kurulmuş mu? Kurulmuşsa buna sıfat tamlaması diyeceğiz. Bizden neyi istiyor? Aynı cümlede hangisinde birden fazla sıfat tamlaması var onu istiyor. A şıkkına bakalım. Mas mavi göğün altında uzanmış yatıyorum hayaller kurarak. Buradaki sıfat tamlamam hangisi bakın? Mas mavi göğün. Burada mas mavi göğ. Yani gökyüzünün maviliği. Mavi niteleme sıfatıdır. Gök de burada isimdir. O halde bu bir sıfat tamlamasıdır. Mas mavi gö. Ve bakın başka var mı bu cümlede sıfat tamlaması? Başka sıfat tamlaması yok. İkinci B şıkkına geliyorum. Evimiz çıkmaz sokağın sonunda yeşil boyalı bir evdi. Bakın burada ev isim. Nasıl ev? Yeşil boyalı bir ev. Bu da yine sıfat tamlamasıdır. Yeşil boyalı bir ev. Başka sıfat tamlaması var mı B şıkkında? Bakalım. Çıkmaz sokak. Evet burada da nasıl sokak? Çıkmaz sokak diyor bakın. Bu da bir sıfat tamlamasıdır. Bakın 5 şıkkında iki tane sıfat tamlaması buldum. Benden ne istiyordu? Aynı cümlede birden fazla sıfat tamlaması. Aslında doğru cevabımı buldum. Cevabım 5 şıkkı. Ama gelin diğer şıklardaki sıfat tamlamalarını da görelim. Evin, pardon, Lokman Hekim ölüme çare arayıp durmuş yıllarca. Lokman Hekim ölüme çare arayıp durmuş yıllarca. Burada ne var? Nasıl ekim, lokman ekim. Burası var. E, tamlama alabileceğim sıfat tamlaması. D'ye bakalım. Evin duvarına kocaman resimler yapmış çocuklar. Nasıl resimler? Kocaman resimler. Burada da yine kocaman resimler sıfat tamlaması alınabilir. Köy çocukları okula gidebilmek için bir çare arıyorlar demiş. Burada da yine e, bir çare nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Ama benden birden fazla olanı istiyor. Diğerlerin hepsinde birer tane. B şıkkında ise iki tane sıfat tamlaması var. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır diye soruyor bize. Yani hem belirtili tamlama olacak hem belirtisiz isim tamlaması olacak. Önce şıkları okuyarak gidelim. İhtimaller arasında böylesine yer verilerek hesap yapılamazdı. Şimdi burada benim isim tamlaması olarak bulacağım grubum hangisi? Bakın ihtimaller arası belirtisiz bir isim tamlamasıdır burada. Biz bunu nasıl kısaltıyoruz? B'siz diye yazıyoruz değil mi? B'siz isim tamlaması. Bakın burada sadece belirtisiz isim tamlaması var. Belirtili isim tamlaması yok. Soru da benden neyi istiyordu? Hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlamasını bulmamı istiyordu. B şıkkına bakalım. A'yı eledim. Bir dağın tepesine tırmandıklarında onu da başka bir dağ, başka bir tepe takip etmiş, silsileler silsilelere eklenmişti. Şimdi burada dağın tepesi belirtili bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. Bu da B'li isim tamlaması. Dağın tepesi. Bakalım onu da başka bir dağ başka bir tepe takip etmiş. Evet bu şıkta daha başka bir tamlama yok. Bir tane sadece belirtili isim tamlamasını bulduk. C'ye bakalım. Azaplı, bıktırıcı, insanın takatini tüketen, tükenmiş takatini sömüren emen bir yürüyüştü bu. İnsanın takati var bakın burada. İnsanın takati. E, i̇lgi hali ekini almış, takati iyilik ekini almış. Dolayısıyla bu Belirtili isim tamlamasıdır. Ama bakın burada da bir tane tamlama var. Yani sadece belirtili isim tamlaması var. Benden her ikisini bulmamı istiyordu. O halde cevabım bu da değil. B, C'yi eledik. Geliyorum D seçeneğine. Mevsim sonbahar olmasına rağmen erken bastıran bir kışın tam ortasında bulmuşlardı kendilerini. Bakın burada e, kışın ortası. Burada tam ortası derken tam burada nedir? Sıfat olarak araya girmiştir. Tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat girmiştir burada. Şimdi o zaman ilgi ekini almış kışın sözcüğü. Ortası da iyilik ekini almış. O halde buradaki kışın ortası nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bakın yine bir tane buldum. Benden hem belirtili hem belirtisiz istiyordu. Sadece bir tanesi var. O zaman eş seçeneğine bakıyorum. Dağın başına vardıktan sonra. Evet, hemen dikkatimi ne çekiyor bakın? Dağın başı. Dağın başı burada ilgi ekini almış birinci sözcük, ikinci sözcük iyilik ekini almış. O halde bu belirtili bir isim tamlamasıdır. Bakın uçurum kıyılarında. Uçurum kıyıları Birinci kelimem ek almamış. Kıyıları ı iyilik ekini almıştır. O halde uçurum kıyıları da belirtisiz isim tamlamasıdır. Evet bakın belirtisiz isim tamlaması. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? Burada da gördüğünüz gibi e seçeneğidir. Peki devam ediyorum dördüncü sorumuzla. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat isim tamlamasını nitelemiştir? Yani sıfat bir isim tamlamasının önüne gelecek, başına gelecek acaba hangisinde bakalım. Denizin maviliği uzaktan yeşil gibi görünüyordu. Şimdi buradaki isim tamlamam hangisi? Denizin maviliği bakın. Var mı önüne yani baş tarafına gelen bir sıfat var mı arkadaşlar? Yok. Denizin maviliği bir belirtili isim tamlamasıdır burada. İstanbul'un güzelliğini saklıyordu kar. İstanbul'un güzelliği. Bakın burada İstanbul'un un ekini almış. Güzelliği yine ilk ekini almış. Bu da bir belirtili isim tamlamasıdır. Ama dikkat edin baş tarafına gelen herhangi bir sıfat yok arkadaşlar. Bizden neyi istiyor? İsim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir diyor. Evet sevdası başka, türküsü başkadır Türkiye'nin derken. Bakın buradaki tamlamamızda bir değişiklik var. Türkiye'nin sevdası derken ne yapıyordu? İsim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebiliyordu. Bakın buradaki örneğimizde de e, Türkiye'nin sevdası sözcükleri yer değiştirmiş. Yani tamlayan sona tamlanan başa gelmiştir burada da. Yine sıfatla tabii ki nitelenmemiştir. E şıkkına, D şıkkına bakıyorum. Şimdi İstanbul'da olmak vardı. Burada herhangi bir tamlama yok gördüğünüz gibi şıkkında herhangi bir isim tamlaması görünmüyor. E seçeneğine geldiğim zaman bakın ne dikkatimi çekiyor. Taze köy domatesi. Şimdi köy domatesi e, burada bir isim tamlamasıdır. Birinci sözcüğümdeki ilgi eki düşmüştür. Bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ve başına gelen sıfat ile ne yapmıştır? Bakın arkadaşlar, nitelemiştir. Nasıl köy domatesi? Taze köy domatesi. O halde benim doğru seçeneğim E seçeneğidir. Evet, devam ediyoruz. Beşinci sorumuza geldik. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zincirleme isim tamlaması vardır? Arkadaşlar zincirleme isim tamlaması nasıl oluyordu? En az 3 isim bir araya gelecekti ve içerisinde gizli başka bir isim tamlaması bulunması gerekiyordu. Şimdi burada bakt, bakalım şıklarımıza tek tek bakalım. Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor demiş. Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor. Şimdi burada tamlamam. Dünya nüfusunun yarısı. Bakın üç isim bir araya gelmiş. Dünya nüfusunun yarısı. Biz ne yapıyorduk zincirlemesin tamlamalarında ilgi ekinin olduğu yere kadar tamlayan alıyorduk. İlgi ekinden sonraki kısmı da tamlanan alıyorduk. Şimdi burada baktığınızda Dünya nüfusunun kısmı tamlayandır. Yarısı kısmı ise tamlanandır. O zaman dünya nüfusu nasıl tamlamadır? Bakın içinde şuradaki dünya nüfusu belirtili bir isim tamlamasıdır. Pardon, belirtisiz bir isim tamlamasıdır, özür diliyorum. Evet, belirtisiz isim tamlamasıdır. Şimdi burada dünya nüfusunun yarısı derken birbirine bağlanmış ve ne olmuştur arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması olmuştur. O halde benim doğru seçeneğim de burada A seçeneğidir. Buradaki dünya nüfusunun yarısı bir zincirleme isim tamlamasıdır. Devam ediyoruz. Evet geliyorum e, altıncı sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur diyor. Evet burada da isim tamlaması olmayan seçeneğimizi arayacağız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Ee, As şıkkı devam edelim. İnsan şimdi 100 yıl önceye göre daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. İnsan şimdi 100 yıl önceye göre daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. Bakın burada herhangi bir isim tamlaması yok arkadaşlar. Yani benim aslında doğru seçeneğim. A seçeneği. Buradaki 100 yıl önce ne olabilir? Sıfat tamlaması olabilir. Ama yine diğer şıklardaki isim tamlamalarını da bulalım, görmüş olalım. Mesela B seçeneğine bakalım. Bir gemi kaptanı bulunduğu yeri ancak enlem ve boylamını biliyorsa belirleyebilir. Şimdi buradaki gemi kaptanı birinci kelimem ek almamış, ikincisi ek almış bir belirtisiz isim tamlamasıdır. C seçeneğine geldiğimde bilim tutarlılık ölçüsüne bağlı bir sınama ve yanılma sürecidir demiş bakın. Burada sınama ve yanılma süreci yani tamlanan ortak iki tane tamlayanın olduğu bir isim tamlaması vardır. Sınama süreci bir belirtesiz isim tamlaması yanılma süreci yine bir belirtesiz isim tamlamasıdır. Yani burada iki tane tamlayan bir tane tamlanan kullanılmıştır. E, D seçeneğine baktığımda hidrojen tamamen tüketildiğinde güneş de soğuyarak bir demir yığınına dönüşecek dediğinde burada yine demir yığını belirtisi isim tamlaması olarak karşımıza çıkar ve E seçeneğinde dünyanın yapısı ve bileşenleri hakkında kesin bir görüş ortaya koymak oldukça zordur derken de bakın dünyanın yapısı, dünyanın bileşenleri yani dünyanın yapısı ve dünyanın bileşenleri iki tane belirtili isim tamlaması vardır. Yani burada da ne var? Tamlayan ortak kullanmışız. Tamlananlar iki tane isim tamlaması vardır arkadaşlar. O zaman olmayan seçeneğim A seçeneğidir. Yedinci soruyla devam ediyoruz. E, aşağıdaki verilenlerden hangisinde tamlayan, tamlananı ile tamlayanı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır? Kuralımız neydi? Tamlayan önce, tamlanan sonra gelecekti. Eğer e, yeri değiştirse ki genelde şiirlerde ya da devrik cümlelerde böyle olabiliyor demiştim. Buna da biz tamlayanla tamlananı yer değiştirdi isim tamlaması e, şeklinde söyleyebiliyorduk. Bu da daha çok nerede oluyordu? Belirtili isim tamlamalarında oluyordu. Şimdi bakalım burada bize açıklama da vermiş diyor ki isim tamlamalarında iki ögemiz var tamlayan ve tamlanan tamlamada belirtilen açıklanan isme tamlanan yani ikinci isme tamlanan birinci tamlananı belirten açıklayan sözcüğe de tamlayan deniliyor bunu az önce de söyledim zaten şimdi biz ne yapıyoruz yer değiştirmiş tamlama yararken genelde belirtili isim tamlaması olduğunu söyledim sizlere o zaman öncelikle ilgi eki alan yani nın eki alan kelime nerede onu bulmaya çalışalım acaba onunla bağlayabileceğimiz e, yeri eki almış bir kelime var mı tamlama kurabilecek miyim ona bakmaya çalışalım arkadaşlar şimdi geliyor kulağıma gurbetin kısık sesi bakın burada gurbetin kısık sesi kısık burada bir sıfattır e, tamlayanla tamlananın arasına girmiştir gurbetin sesi burada bir belirtili isim tamlamasıdır ama yeri değişmemiş İneki alan sözcüğüm birinci sırada sesi iyilik eki ikinci iki, iki sırada yani tamlayanla tamlanan kurallı yerleşmiş burada A seçeneğim değil cevabım. B'ye geliyorum. Yalnızlık, yurdum, gurbet, arkadaşım olur. Burada herhangi bir e, tamlama göremiyoruz. Yok. C seçeneğine geliyorum. Elinden tutup sevdanın geliyorum gurbet. Bakın burada şu sevdanın sözcüğü, yani dikkat edin, nın eki alan sevdanın sözcü dikkatimizi çekiyor. Ne dedik? İlgi eki alan yani nın, ın eki alan sözcüğü buluyorum. Ben bu sözcükle bir tamlama oluşturabiliyor muyum? Ona bakacağım şimdi. Evet, elinden tutup sevdanın. Bakın burada bir de el sözcüğü var. Sevdanın eli şeklinde ben bunu döndürdüğüm zaman ne olur arkadaşlar? Bakın düzenli yazdığımda sevdanın elinden. Evet, buldun mu? Bulduk. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş bir isim tamlaması, belirtili isim tamlaması var. Burada doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bakın burada sevdanın ilgi ekini almıştır ve bu tamlayandır elinden de iyilik ekini almıştır arkadaşlar. Bu da tamlanandır. Ne yapmış bakın? Tamlanan önce, tamlayan sonra gelmiştir. Evet arkadaşlar 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili bölüm isim tamlaması değildir diyor. Yani isim tamlaması değilse sıfat tamlaması olanı arayacağız burada. A şıkkına baktığımızda zengin su kaynakları. Burada su kaynakları belirtisiz isim tamlamasıdır. Ama dikkat edin bakın başına ne almıştır? Nasıl su kaynakları zengin? Sadece baş tarafına burada bir sıfat eklenmiştir. Cevabım bu olamaz. Bu belirtisiz isim tamlaması dedim. Şöyle hatta yazabilirim belirtisiz isim tamlaması diye. Gaziantep Zevkma Mozaik Müzesi. Bakın bu da yine belirtisiz bir isim tamlamasıdır. İlgi eki yok. Sadece iyilik eki var. Bu da yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Stratejik bir kent demiş. Bakın burada duruyoruz. Nasıl kent? stratejik bir kent. Kent burada isimdir. Stratejik bir kent derken kenti nitelemiştir ve bu bir sıfat tamlamasıdır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Çünkü isim tamlaması olmayanı soruyor. Diğerleri isim tamlaması buradaki sıfat tamlamasıdır. D'dekini de söyleyelim. Yaz ayları belirtisiz isim tamlamasıdır. Birinci sözcüğüm yine ilgi ekini almamış. ikinci yelik ekini almıştır. Anadolu yakasının vapur iskeleleri derken de bakın burada zincirleme bir isim tamlaması bulunmaktadır. Anadolu yakası belirtisiz isim tamlamasıdır. Vapur iskelesi belirtisiz isim tamlamasıdır. İkisi birleşerek zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 9. sorumuzdan. Bu cümledeki tamlamanın benzeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? Önce cümlemizde bize verilen e, tamlamayı görmeye çalışalım. Şimdi önce şurayı e, silelim ki karışmasın. Evet bakıyoruz. Hasta olmayan sağlığın kıymetini bilemez. Bakın buradaki isim tamlamam şu. Sağlığın kıymetini. Yani daha doğrusu sağlığın kıymeti diyelim. Şurayı silelim. Yeniden işaretleyelim. Sağlığın kıymeti. Benim isim tamlamam burası. Birinci kelimesi ilgi ekini almış. ikinci kelimesi iyilik ekini almış. Bu nasıl bir isim tamlamasıdır? Sağlığın kıymeti. Belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi bunun... Ee, Aynısı hangisinde var onu bulmaya çalışalım. Matematik öğretmeni bugün kolay sorular sordu. Bakın buradaki matematik öğretmeni belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü birinci sözcüğüm ek almamış, ikinci sözcüğüm iyilik ek almıştır. Bu değil. Gönül penceresinden ansızın çıkıp gittin. Gönül penceresi. Burada da yine birinci sözcüğüm ek almamıştır. İkinci sözcüğüm iyilik ek almıştır. Buradaki gönül penceresi de yine belirtisiz isim tamlamasıdır. C seçeneğine geldiğimde bakın gölün içinde gölün içinde irili ufaklı balıklar vardı. Evet buradaki gölün içi dikkat edin gölün sözcüğünde ın in, in ilge eki var içinde i eki var. Dolayısıyla buradaki diğer tamlamamla benzeşiyor C seçeneğindeki belirtili isim tamlamasıdır ve benim doğru cevabım C seçeneğidir. D'ye baktığımda bahçe kapısının kilidini demiş mesela. Bahçe kapısının kilidi. Burada da yine zincirleme bir isim tamlaması vardır. Bahçe kapısı belirtisiz isim tamlaması. Bahçe kapısının kilidi zincirleme isim tamlamasıdır ve deniz suyu da yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bunları ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geliyoruz 10. sorumuza. 10. sorudayız arkadaşlar. Evet sorumuzu okuyalım. Bu dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bakalım. Gönlüm sonbaharda boş kalan yuvaları gibi leyleklerin. Evet bu tarz sorular da çok geliyor. Genellikle her şeyi aynı anda sormayı sevdikleri için bu e, söylenemez sorulara çok sık karşılaşıyoruz arkadaşlar. Birçok şey birden taratıyor bize çünkü. Şimdi diyor ki sıfat tamlaması vardır. Bakalım sıfat tamlaması var mı burada? Gönlüm sonbaharda boş kalan yuvalar gibi demiş. Buradaki boş kalan yuvalar ya da yuva bir sıfat tamlaması, sıfat tamlaması var. O zaman A seçeneğini ne yaptım? Eledim. Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır. Az önce öğrendik değil mi? Bunun örneğini de yaptık. Bakalım şimdi var mı? Evet ilgi iki alan sözcüğüm leyleklerin. Sonda bakalım. Leyleklerin yuvaları dediğimde bakın. Tamlayan e ...sona kalmış, tamlanan önce gelmiş. O zaman tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması da bulunmaktadır burada. E hangisi söylenemez diyor, bu seçeneği de eledik. Tamlananı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlaması. Şimdi buradaki belirtili isim tamlaması neydi? Leyleklerin yuvaları. Tamlayan leylekler. Tamlanan ne? Yuvaları. Ama onu da ne aldık biz az önce? Boş kalan yuvaları. Yani sıfat tamlaması aldık. O halde burada... Tamlananı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlamamız da vardır. Yani bu tamlamanın uzunu nedir? Leyleklerin boş kalan yuvaları. Tamlanan kısmı bir sıfat tamlaması oluşturmaktadır. Peki belirtisiz isim tamlaması var mı? Bakın belirtisiz isim tamlaması burada göremiyoruz. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Tamlayanı düşmüş at tamlaması var mı? Onu da söyleyelim. Evet tamlayanı düşmüş at tamlamamız da vardır. Bakın gönlüm sözcüğünde birinci tekil kişi zamirleri kişi zamirleri eğer isim tamlaması kurarsa ilgi eki ime dönüşebiliyordu yani benim kalemim olabiliyordu senin kalemin yerine benim kalemim de bir belirtili isim tamlaması olabiliyordu burada gönlüm bakın kimin gönlü benim gönlüm burada tamlanandır gönlüm kısmı tamlanandır Tamlayanı yok, düşmüş. Biz bunu iyilik, eki getire iyilik e kelimesi getirerek ya da iyilik zamiri getirerek kendimiz buluyoruz. Kimin gönlü? Benim gönlüm. Burada tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasıdır. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? Tamlayanı düşmüş isim tamlamasını bulmak için. Tamlanan olacak kısmı buluyoruz. Yani iyilik eki alan kelimeyi buluyorum. Onun başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların zamirlerden uygun olanını getiriyorum. Hangisiyle bütünlüyorsa orada tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır diyorum. Sadece birinci kişilerde böyle bir farklılığımız var arkadaşlar. Evet 11. sorumuzla devam ediyoruz. Den eki aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldü. Den eki de nın ekinin ilgekinin yerini tutuyor demiştik daha önce tamlamalarda. Arkadaşlarından ayrıldığı için burada herhangi bir tamlama yapmıyor arkadaşlar bunu eliyoruz. Her şeyden ümidini kesmişti genç yaşında. Her şeyden ümidini. Burada da yine bir tamlama kurmuyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Senden uzakta. Bakın burada da senden uzakta derken yine herhangi bir tamlama oluşturmuyor. Evet, sorumuzun devamına şuradan bakalım. Yolun ortasından yürüyen bir adam bir anda yere düştü. Bakın yolun ortasından yürüyen, ortasından yürüyen. Burada da bir tamlama kurmuyor. Yani sıfat tamlamasıyla beraber devam ediyor. Onun ortasından yürüyen bir adam. İsim tamlaması yapmamış burada. Bu yıl kitaplardan birkaçını, bakın kitaplardan birkaçını yayınlamayı düşünüyorum. Evet burada kitaplardan birkaçı belirtili isim tamlamasıdır. Asla ne olacak? Kitapların birkaçı şeklinde de söylenebilir. Yani burada den eki ilgi ekinin yerini tutmuştur ve benim doğru seçeneğim e seçeneğidir diyebilirim. Peki yukarı 12. sorumuza geliyoruz. Yukarıdaki cümlede kaç tane sıfat tamlaması olduğunu soruyor bize. Kaç tane sıfat tamlaması vardır? Bakalım. Güzel günleri hatırlayalım diye çalışkan öğrenciler dün beyaz arabayla şehir turu attılar. Şimdi güzel günler Günler. nasıl günler güzel günler bakın bir tane sıfat tamlaması bulduk çalışkan öğrenciler nasıl öğrenciler çalışkan öğrenciler yine sıfat tamlamasıdır beyaz araba yine bakın beyaz araba üç tane sıfat tamlaması bulduk baktığımız zaman evet güzel günler çalışkan öğrenciler beyaz araba üç tane sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz o zaman doğru seçeneğimiz C seçeneğidir peki burada bir şehir turu var bu nasıl bir tamlamadır acaba bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunu da yine söylemiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar son sorumuza geliyoruz. 13. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır? Ne dedik? Sıfatlar başa gelebiliyor, ortaya girebiliyor. Hemen bakalım. Sağ bacağını bir savaş hastanesinde bırakmış. 93 Harbi Gazisi Nefes Nefese'ydi. Ee, savaş hastanesidir buradaki tamlamamız ama bir savaş hastanesi derken araya girmemiş başa gelmiştir sıfatımız burada koca dağ gibi delikanlıların bile canı dayanmaz böyle yollara derken bakın dağ gibi delikanlar delikanlıların canı burada Buraya da, da sıfat girmemiştir e, araya bir edat girmiştir. Haziran'ın son günleri derken C seçeneğinde bakın Haziran'ın günleri aslında belirtili isim tamlamasıdır. Haziran'ın son günleri derken nasıl günler? Son günler. Bu aradaki son araya girmiş bir sıfattır. Yani bizim doğru seçeneğimiz burada nedir? C seçeneğidir. İsim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına niteleme sıfatı girmiştir. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları ile ilgili karma bir test çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de tekrar etmeyi, soru çözmeyi lütfen unutmayın. Çünkü dil bilgisi soru çözerek ve tekrar ederek daha kalıcı hale gelebilir sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle ve sağlıkla kalın.